Hepinize merhabalar arkadaşlar. Cümleten iyi akşamlar. Cümleten merhabalar. Hepiniz arkadaşlar tanıtım dersimize hoş geldiniz. Video Akademi DGS programı tanıtım dersiyle arkadaşlar karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar tabii ki DGS'nin içeriğini eğer bu videoyu izliyorsanız çok şiddetle muhtemel biliyorsunuzdur. Neden? Çünkü DGS'ye hazırlanıyorsunuz anlamına gelir. Şimdi ben yine de tabii ki birazcık bahsedeceğim. Sonra tabii arkadaşlar biz burada dersleri nasıl işliyoruz? Burada işlediğimiz dersler size faydalı olur mu? Fayda sağlar mı? Bunu görmüş olacaksınız. Ki ben çok iyi olacağı kanaatindeyim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz DGS sınavı matematik ve Türkçe derslerinden oluşan bir sınav. Matematikte karşınıza 60 tane soru geliyor. Türkçede de karşınıza 60 tane soru geliyor. Zaten bunların içerikleriyle ilgili işte siz sayısalcısınız, sözelcisiniz, eşit ağırlıkçısınız. İşte hangi branştaysanız, hangi taraftaysanız daha doğrusu hangi soru kaç puan getiriyor falan bunları Barış Hocam zaten sizlere detaylı bir şekilde anlatmıştır mutlaka. Hani oradan o katsayıları izleyebilirsiniz. Ama ben matematik içeriğinin konu dağılımından biraz bahsetmek istiyorum. Bir kere arkadaşlar matematik 2 diye tabir ettiğimiz kısım yok. Yani nedir o matematik 2 diye tabir ettiğimiz kısım? Trigonometri ve sonrası. Orada pek çok konu var. Limit, türev, integral, işte matris, determinant, başka logaritma, karmaşık sayı. Bunlar falan yok DGS sınavında. DGS sınavında bizim matematik 1 diye ifade ettiğimiz temel matematik var aslında. Ve o da içinde tabii pek çok konu barındırıyor. Yani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani ne var? Üslü ifadeler, köklü ifadeler, bölünebilme, ebopekok, ardışıklık, problemler, kümeler. Yani aslında bayağı bir konu var. Ama ve lakin bir de ekstra olarak ne var DGS'de tabii arkadaşlar? Bu konu başlıklarının sayısal mantıkla harmanlanmış şekilleri var. Yani mesela adam direkt sormuyor da soruyor. Lafı birazcık dolandırarak soruyor. Mesela asal çarpanları ayırmayı ne yapıyor? Sayısal mantığın içine entegre ediyor. Öyle soruyor. Dolayısıyla arkadaşlar o yüzden hani matematiğe biraz daha doğru çalışmak lazım DGS için. Yani mesela diyor ki işte adam hocam ben zaten diyor YGS'de matematiğe çalışmıştım. Biliyorum zaten diyor. Tamam yani o bilgilerle mutlaka ki belli başlı şeyleri halledebilirsiniz. Ama arkadaşlar DGS'nin ayrı bir formatı var. Yani soruların geliş şekli, işte nelerle bağlantılı sorulduğu falan konusunda aslına bakarsanız YGS ile konular anlamında çok yakın olsa da soru içeriği anlamında farklılıklar var DGS sınavının içinde. Dolayısıyla arkadaşlar DGS kursunu çok doğru yerlerden almanız lazım. Yani mesela işte ne iş olsa yaparım tarzı kurumlar var. Ben işte ÖSS'de aynı hoca anlatıyor, TEOK'u da aynı hoca anlatıyor, KPSS'de, DGS'de. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. DGS'nin ayrı bir kimyası var. Diğer her sınavında kendi içinde ayrı bir kimyası var arkadaşlar. Dolayısıyla doğru sorularla çalışmak lazım. Örneklerin doğru sorularla olması lazım. Ve ÖSYM nerelerde hangi zorluk derecesinde soru soruyorsa sizi hazırlayan kişinin sınava ona uygun şekilde hazırlaması gerekiyor. Olay böyle. Şimdi arkadaşlar tabii ki biz bugünkü dersimizde tanıtım dersimizde çok uzun uzun bir konu işlemeyeceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Matematik yapmak için nelere ihtiyacınız var? Birazcık onlardan bahsedeceğiz. Hani bir miktar belli bir yerden, bir miktar belli bir yerden matematiğin önemli kavramlarından birazcık bahsedeceğiz. Arkadaşlar şimdi çoğumuz matematikte sıkıntı yaşayabiliyoruz, ben biliyorum. Hatta matematiğim fena değil benim diyen kişiler bile aslında çok temel kısımlarda garip garip sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Yani dediğim gibi süremiz o kadar da yeterli olmadığı için yani bu bir tanıtım dersi olduğu için ben parça parça örnekler göstereceğim. Ya hem de çok temel şeylerde çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar üzerinde birazcık duracağız. Şimdi belli başlı şeyler var. Onlardan bahsedelim. Bir kere toplama ve çıkarma yapmayı, çarpma ve bölme yapmayı, her şekilde bunları yapabilmeyi bilmeniz gerekiyor. Yani neden bahsediyorum?
Arkadaşlar tabii ki gidip de 4 artı 7 sorusunun cevabına herkes 11 diyebiliyor abi. Normal ya bu, çünkü sokaktaki amcaya da sorsak, teyzeye de sorsak 4 7 daha kaç yapar diye en kötü ihtimalle parmaklarıyla sayar söyler. Ama sonra ben bakıyorum arkadaşlar. Abi eksi 4 eksi 7'ye herkes bir anda eksi 11 diyemeyebiliyor. Böyle kafalar karışık falan. Ya da işte diyorum ki ben o zaman arkadaşlar 4 eksi 7 nedir? Abi eksi 3 denemiyor. Şimdi böyle bir sorun var mesela bunlarla ilgili. O yüzden birinci olarak işlemsel yapılara çok ama çok hakim olmak lazım. Yani matematiği öğrenememenizin ya da matematik öğrenirken zorlanmanızın sebepleri bunlar arkadaşlar. Bir, arkadaşlar hiç koşulsuz dört dörtlük bir işlem yeteneğine sahip olmanız lazım. Birinci olarak bunu bileceğiz. Şimdi tabii bunları bilirseniz bunlar nerelere etkiliyor? Bunları göreceksiniz biraz sonra. Bu birincisi. İki arkadaşlar. Tabii arkadaşlar bu arada bu işlem dediğim şeyin içinde sadece böyle toplama, çıkarma, çarpma, bölmeyi düşünmeyin. Mesela üs alma da bunun içine girer. Ve başka pek çok şeyde. Burada sınırsız hakimiyet lazım. İki arkadaşlar. Bakın bunlar matematiğin üzerine kurulduğu şeylerdir. Denklem çözme. Arkadaşlar denklem çözmeyi bilmezseniz matematiğin diğer konularını ne yapamazsınız? Öğrenemezsiniz. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Atıyorum 2x artı 5 eşittir 17 dediğimde. Pek çoğunuz eminim bu denklemi çözebiliyorsunuzdur. Ama emin olun bu denklemi çözemeyen bir sürü öğrenci var arkadaşlar. E şimdi bu denklemi çözemediği zaman ne oluyor? E bu denklemi çözemediği zaman ben ona o konuyu anlatsam da burayı halledemediği için o konu anlamsız ve havada kalıyor. Yani şunu yapmak gerekiyor, bunu yapamıyor mesela. Diyorum ki x'ler burada elmadır, sabitler armuttur. Sen bir elma bir armut daha ne eder dediklerinde sana bir elma bir armut eder dersin. Burada mesela 2x ile 5'in toplanmayacağını göremeyebiliyorsunuz bazen. İşte arkadaşlar olay şu mesela. 2x eşittir 17 eksi 5. Çünkü eşitliğin o tarafına eksi geçiyor. 2x eşittir 12. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir ne geliyor buradan? 6 geliyor. Denklem çözmeyi, ki bu birinci dereceden bir bilinmeyen denklem, bir de birinci dereceden iki bilinmeyen denklemler var. Koşulsuz bilmeniz gerekiyor. Yani aslında matematiğin şifreleri o kadar da karmaşık değil arkadaşlar. Şimdi mesela denklem çözme. Ne işe yarar? Hocam tamam abartma, denklem sorusunu çözemeyiz işte ne olur yani diyebilirsin. Biz bir konudan bahsediyoruz mesela. Denklem çözmenin nerelere etkisi var? Her yere etkisi var yani. Problemlere etkisi zaten tartışılmaz. Ama ilk kısımlarda bile. Ben öğrenciye gidiyorum ne anlatıyorum arkadaşlar? Ardışık sayılar anlatıyorum. Sonra diyorum ki arkadaşlar. Nedir ardışık sayılar? Düzenli bir artış miktarıyla birbirinin ardı sıra gelen sayılardır. Ve işte eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ardışık tam sayılardır diyorum. Eğer diyorum bu eksi 4, eksi 2, 0, 2 nokta nokta şeklinde gidiyorsa bunlara ardışık çift sayılar denir diyorum. Sonra diyorum ki ben arkadaşlara bu eksi 3, eksi 1, 1, 3, 5 şeklinde gidiyorsa ben böyle sayılara da ardışık tek sayılar denir diyorum. Ve sonra şunu söylüyorum arkadaşlar. Diyorum ki bütün bu konu içerisinde ardışık sayıların toplamı ayrı. O Gauss terim sayısı terimler toplamı. Onun dışında bütün bilmeniz gereken şey diyorum terimler arasındaki fark var. Ardışık tam sayılar arasındaki fark 1. Ardışık çift ya da ardışık tek sayılar arasındaki fark 2 olmak zorunda diyorum. Sonra soruyorum anlaşıldı mı diye. Arkadaşlar diyor ki anlaşıldı hocam, bunda ne var görüyoruz işte 2 yazıyor 1 yazıyor, hakikaten aradaki fark bu. Tamam diyorum, o zaman ne diyorum ben? Bunun sorularında denklemleri yazarken buna göre hareket etmeniz lazım diyorum. Sonra diyorum ki örnek abi.
Diyorum ki ardışık. Ardışık. 5 tam sayının. Ardışık 5 tam sayının. Toplamı. Toplamı. Ne bileyim işte 140 ise. Arkadaşlar büyük sayı nedir diye soruyorum. Büyük sayı nedir diye soruyorum mesela. Diyor ki arkadaşlar bana öğrenmişler onu bir yerlerden. Eminim şu anda izleyenler arasında bunu diyenler de vardır. Arkadaş 140'ı 5'e böleriz. Ortadaki sayıyı vururuz. Bir tane sağına bir tane soluna gideriz. Mesela Hamza hocam hemen cevap yazdı orada 32 dedi mesela. Çok pratik değil mi bu yöntem mesela? Ama abi hiç güzel değil bu yöntemle yapmak soruları. Neden güzel değil? Ya aslında işte öğrenciyi kandırmak için birebir yani mesela ideal. 140'ı böl 5'e ortanca sayıyı bul bir sağına bir soluna git. Arkadaşlar bakın bu soruyu çözer. Ama sorunun şekli değiştiğinde başka bir soruyu o yöntemle çözemezsin. Dolayısıyla adam bunu biliyor. Ben diyor ardışık sayıları öğrendim. Bölüyorum ortayı buluyorum sağına soluna gidiyorum. Ondan sonra sınava bir giriyor abi. Değişik bir soru. Yapamıyor. Niye yapamıyor? Çünkü aslında o bu konuyu bilmiyor abi. İşte şifre abi burada. Sen bunu neyle çözmelisin? Sen bunu denklemle çözmelisin abi. Ardışık 5 tam sayı diyor. Ben böyle söylüyorum abi. O zaman aralarındaki farklar birer birer mi gidecek diyorum. Evet öğretmenim diyor birer birer gidecek diyor. O zaman diyorum ilki x olsun. İkincisi x artı 1. Üçüncüsü x artı 2. Dördüncüsü x artı 3. Beşincisi x artı 4 olacak diyor. Var mı anlaşılmayan bir şey diyorum sınıfta. Diyor ki hocam yok bunun nesini anlamayacağız biz. Tamam işte aralarındaki fark 1. Güzel. Anlaşılmayacak hiçbir şey yok gerçekten. Topluyorum abi. Eşitliyorum neye? 140'a. Ha şimdi. Bunu anlıyorum. Sonra diyorum ki 5 tane x var burada. 5x artı. 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha bir de 10 var. Eşittir diyorum 140. Sonra diyorum ki 10 bu tarafa eksi geçecek. Devam ediyorum ben bu sırada. Çünkü diyorum ki zaten buralarda bir problem yoktur. 5x eşittir 130 diyorum. Çarpım durumunda olduğu için her iki tarafı diyorum 5'e bölüyorum. 5'ler vıgı vıgı gidiveriyor. X diyorum buradan 26 kalıyor. E bana bir de büyük sayıyı sormuştu. Ben en büyük sayıya x artı 4 demiştim. Sonra diyor ki adam 26 artı 4'ten 30 oluyor diyorum. Anlaşılmayan bir şey var mı diyorum. Şöyle bakışlar görüyorum. Anlamadım demiyor ama anlamıyor. Şimdi bunun ardışıklıkla ilgili anlaşılmayacak bir kısmı var mı? Yok. Nereye anlamıyor biliyor musunuz? Aha da şu denklemleri çözmeye başladım ya ben. Orayı anlamıyor abi. Çünkü denklem çözmeyi bilmiyor. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Siz mesela matematik yapamayan arkadaşlara söylüyorum özellikle. Boşu boşuna harcıyorsunuz kendinizi matematikte. Abi çok kolay bir bilgi yüzünden, çok kolay bir bilgi eksikliği yüzünden siz konuları öğrenemiyorsunuz. Burada bakın şunu göstermek istiyorum. Sorun ardışık sayılar konusuyla alakalı değil. Sorun denklem çözmeyle alakalı. Sen eğer denklem çözmeyi bilmezsen ardışık sayıları da öğrenemezsin. Çünkü içinde ne yapman gerekiyor? Denklem çözmen gerekiyor. Hocam diyor ne olacak? Bölerim ortadaki sayıyı bulurum. Arkadaş her zaman bölüp ortadaki sayıyı falan bulamazsın. Ki ÖSYM'nin sorduğu soruların büyük çoğunluğunu %90'ını o yolla yapamazsın abi. Açın bakın son yıllarda çıkmış sorulara. Hangi sınav olursa olsun. Mesela bu. Sonra devam ediyor abi. Matematiğin çok temel şeyleri var. İşlem dedik. Bilinecek. Denklem çözme bilinecek. Mükemmel olmalıyız bunlarda yani. Sonra abi. Tabii biz ilerleyen konularda işliyoruz. Neyi? Çarpanlara ayırmayı. Abi çarpanlara ayırma inanılmaz önemli bir konudur. Neden? Her şeyin içindedir çünkü. Adam size üslü ifade sorar, çarpanlara ayırma katar. Adam size köklü ifade sorar, çarpanlara ayırma katar. Faktöriyel sorar, çarpanlara ayırma katar. Sen faktöriyelin ne olduğunu bilsen ne olacak ki çarpanlara ayırma bilmedikten sonra? Devam ediyorum ben konulara sonra. Ardışıklığı işliyoruz neyse bitiyor.
faktöriyele geçiyorum mesela ondan sonra. Acayip önemli bir konu mu? Acayip önemli bir konu abi. Faktöriyelle ilgili her yıl neredeyse ÖSYM soru soruyor DGS'de. Belki nadiren atladığı olur yani. Sonra ben faktöriyelin tanımını yapıyorum abi. Diyorum ki arkadaşlar faktöriyel şudur, n faktöriyel. Bir sayıyı n'den alırsın abi. Birer birer eksilterek. Bire kadar götürürsün çarparsın. Biz buna ne deriz diyorum. Biz buna n faktöriyel deriz. Ve diyorum ki hatta n de doğal sayı olmak zorundadır. Sonra doğal sayı, doğal sayı neydi ya falan. Değil mi? Hep birbirini tetikliyor. Neyse diyoruz ama bunu görmüş oluyor öğrenci. Diyor ki sıfırdan artı sonsuza kadar olan sayılar doğal sayılar kümesidir. Tamam diyor, harika hocam, muhteşem buraya kadar. Sonra örnek diyorum ben. Diyorum ki mesela işte şunu söylüyorum diyorum. 5 faktöriyel. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Çarpı veriyorum abi, 120 diyorum. Anında diyorum faktöriyel bu. Diyorum ya da bu 3 faktöriyel olursa 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6. Sonra diyorum ki arkadaşlar anladınız mı? E hocam diyor, bunu anlamayacak ne var diyor, anladık tabii diyor. Süper diyor yani, vay be faktöriyel kolaymış diyor. Hakikaten de aklı kolay. Sonra ben diyorum ki faktöriyel konusu içerisinde. Arkadaşlar tamam bu böyle ama şu dikkatinizi çekiyorum. 5 faktöriyel bile 120 geldi. Abi faktöriyel çarpma işlemi getiriyor. Sen şimdi 15 faktöriyel oldu mu? 15'ten 1'e kadar olan sayıları, ardışık sayıları çarpman zahmetli, eziyetli iş. Sınavda bu kadar zamanımız yok. Diyorum ki faktöriyelli işlemlerde bizim mümkün olduğunca faktöriyel değerlerinden kurtulmamız gerekiyor. Sadeleştirmelerle. Ve bunun için de diyorum her faktöriyelli ifade alt faktöriyel değerlerini içinde barındırır diyorum. Yani diyorum mesela n faktöriyeli n çarpı n eksi 1 faktöriyel şeklinde yazabiliriz. Ya da soruda işimize öyle geliyorsa bunu n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel diye yazabiliriz. Bu böyle sürüp gider diyorum ben. Sonra da örnek veriyorum abi. Daha anlaşılır olsun diye. Burada bir diyor adam, bilinmeyenler var ya mesela, bir sorunumuz da bu. Allah ne acaba diyor, biraz anlar gibi olduk ama diyor. Sonra ben diyorum ki mesela 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazabilirsiniz diyorum. Hatta diyorum ispatı da yukarıda. Nerede diyor? Ha burada diyorum. Bakın buradan sonrası 4 faktöriyel değil mi? E bakın diyorum 5 faktöriyel 5 çarpı 4 faktöriyel oldu. Ha diyor, hakikaten ışık yanıyor, doğru diyor ya, hoca doğru söylüyor diyor. Hatta diyorum sen istersen bunu 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel diye de yazabilirsin diyor. Sonra diyorum bak ispatı yine yukarıda, şurası 3 faktöriyel. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel diyor. Anladınız mı diyorum? Evet diyor, tamam diyor. Gerçekten de anlaşılmayacak bir şey yok bunda. Oldukça kolay bir şey söylüyorum. Sonra da diyorum ki bak mesela hocam diyorum şöyle olsa. 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyel. Sen diyorum 10 faktöriyel hesapla. 8 faktöriyel hesapla. Bunları birbirine böl. Ömrün çürür abi. Değil mi? Ne yapacaksın diyorum. Faktöriyel değerleri büyük olduğu için bunlardan kurtulmaya çalışacaksın diyorum. Yani 10 faktöriyeli 8 faktöriyeli benzeteceksin diyorum. 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyel. Gidiyor bunlar. 10 çarpı 9'dan ne oluyor sonuç? 90 oluyor diyorum. Adam diyor vay anasını ya diyor, tamam anladık diyor biz faktöriyeli, bitti bu iş diyor. Oldu diyor, faktöriyel yapacağız artık. Sonra abi diyorum ki biraz daha anlatıyorum anlatıyorum. Tabi aralarda detayları veriyorum falan normal derslerde. Örnek diyorum abi. O zaman diyorum siz şunu yapın. ÖSYM'de ağırlıklı olarak böyle soruyor diyorum. 7 faktöriyel artı 8 faktöriyel bölü 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. İşleminin sonucu kaçtır diyorum. İşte burada her şey değişmeye başlıyor. Niye? Faktöriyel yüzünden değil abi. Niye değişmeye başlıyor biliyor musunuz? Çünkü öğrenci burada neyi bilmiyor? İfadelerin ortak çarpan parantezine alınabilme kuralını bilmiyor.
Biz ne diyoruz bakın? Çarpma varsa sadeleştirme yapılır. Ama toplama ya da çıkarma varsa sadeleştirme yapılmaz. Yani diyorum ki ben bunları söylüyorum. 4a bölü a'da a'lar gider, bu 4 kalır. Ama sen 4 artı a bölü a'da a'ları yok edersen akşama ve polis gelir, hapse atarlar diyor. Matematik katliam bu çünkü. Bir sürü yapan kişi var bunu mesela. İşte buralarda çok sıkıntılarınız var. O yüzden diyorum böyle toplamalı ifadelerde sadeleştirme yapabilmeniz için ortak çarpan parantezini bilmeniz gerekiyor. Sonra diyorum ki hepsini en küçük faktöriyel ifadeye, 6 faktöriyeli indirgeyeceğim. 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 faktöriyel. 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel bölü. Bunu 7 çarpı 6 faktöriyel, bunu da 6 faktöriyel diye yazacağız diyorum. Çözüyorum soruyu. Şimdi burada diyorum 6 faktöriyelleri direkt götüremezsin. Çünkü toplam durumunda. Ne yapacaksın? Ortak çarpan parantezi. Yukarıyı da aşağıyı da 6 faktöriyel parantezine alacaksın diyorum. Bak buradan 7 geliyor. Artı. Buradan diyorum 8 çarpı 7 geliyor. 56 bölü. Burayı da alıyorum 6 faktöriyel parantezine. Buradan 7 geliyor. Eksi. Unutmayın diyorum bu bir tane 6 faktöriyel demek. 1 geliyor. Şimdi bak çarpım durumuna geldi mi faktöriyeller? Bunlar birbirini götürür diyoruz. Sonuç 63 bölü 6. Sadeleşince 21 bölü 2 diyorum. Anladınız mı diyorum. Sonra yine o bakış bazılarında. Değil mi? Anlamadım bakış. Arkadaşlar bakın bunun sebebi faktöriyel bilmemek değil. Demin ki 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyel sorusuyla bu sorunun faktöriyel noktasında bir farkı yok. Öğrenci burada neyi bilmiyor abi? Ortak çarpan parantezini almayı bilmiyor ifadeler. Öyle olunca bu örneği de ne yapmıyor tabii ki? Anlayamıyor. İşte arkadaşlar ben sadece birkaç tane örnek gösterdim böyle. Matematiğin tamamında bazı konularını anlamamanızın sebebi onunla ilgili bilmeniz gereken temel konulardaki eksikliklerinizden kaynaklanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunları halledip sonra asıl konuları anlamaya başlarsınız. Ve bizler buradaki DGS programında şu anda devam etmekte olduğumuz bir sıfır matematik programı var. O programda sizlere bunların hepsini anlatacağız, hediye edeceğiz o videoları bildiğim kadarıyla. Bunlardaki eksikliklerin yani matematiğin temel yapılarındaki eksikliklerinizi tamamladıktan sonra bu derslere başlayacağınız için bu size ciddi bir fayda sağlayacaktır. Matematik öğrenemeyen arkadaşların matematik öğrenememe sebepleri bunlar. Ve tabii bunun gibi pek çok şey arkadaşlar. Dolayısıyla o yüzden biz DGS derslerinde sizlerle beraber olmak isteriz arkadaşlar. Çünkü biz sizin sıkıntılarınızın nelerden kaynaklı olduğunu bildiğimiz kanaatindeyiz. Olay böyle. Burada dersleri oldukça detaylı bir şekilde işliyoruz. DGS programı oldukça yoğun da ders saati olan bir program. Ben eğer sorunuz yoksa sizlere veda edeceğim. Peki. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım DGS'ye bizimle hazırlanmayı tercih edersiniz. Ben o kararın doğru bir karar olacağı kanaatindeyim. Ama ve lakin yok hocam ne işin var seninle benim? Görmüyor musun saç sakal birbirine karışmış garip bir adamsın? Diyorsanız da başka yerlerde de olacaksınız. Size başarılar dileriz. Çok teşekkür ediyorum. Cümleten iyi akşamlar. Hoşça kalın.